Efendim merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 34. Bölge Aksaykuşu Eczacıbaşı Büyük Kongre Derisi. Efendim yaz aylarının gelmesiyle cildimiz güneşe maruz kalıyor. Peki evet. Cildimizi güneşten korumak için neler önerirsiniz? Öncelikle biz bir yaz aylarıyla beraber güneş ışınları biraz rahatsız etmeye başlıyor insanları. Daha dik geldiği için biz daha fazla güneş ışığıyla maruz kalıyoruz. Tabii güneş ışığıyla maruz kalırken kalmayalım mı? Mutlaka kalalım. Çünkü D vitamini eksikliğimiz var. Yıllar geçtikçe de insanlar yani halkın D vitamini eksikliğini gözle görebiliyoruz eczanede. Doktorlar sürekli D vitamini eksikliğini tamamlayabilmek için çeşitli preparatlar yazıyorlar. Biz de onlara vatandaşlarımıza veriyoruz. Nasıl kullanması gerektiğini anlatıyoruz. Veriyoruz. Ama tabii güneşin etkileri, güneşin güzelliği, güneşin faydalarının yanında zararları da var. Biliyorsunuz cildimiz bazen çok hassas olabiliyor ve güneş ışığında çok daha hassaslaşabiliyor. Güneş ışığında lekelenme olabiliyor. Zararlı etkileri kansere kadar gidebilen çeşitli endikasyonlara sebep olabiliyor. O yüzden güneşten korunmak için özellikle cildi açık, teni açık olan hassas ciltlere güneş koruyucu öneriyoruz. Güneş koruyucu kullanması gerektiğini öğreniyoruz. Tabii bizim önermemiz belirli bir yere kadar. Önemli olan hekimin görmesi. Yani eğer bir hassasiyet varsa, bir endikasyon varsa, bir komplikasyon varsa hekimin yani bir cildiyeci doktorunun, cildiyecinin onu görüp ona göre bir güneş kremi yazması ve biz de o güneş kremini anlatarak hastaya vermemiz. Günler geçtikçe artık internetten alışverişler, işte eczane dışından alışverişleri görüyoruz. Ama tabii bu alışverişleri her zaman söylüyoruz bu ekranlarda. Hani ne zaman, nerede sakladılar, nasıl bize ulaştırdılar, halka nasıl arz edildi bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki güneş kremlerini eczaneden alalım. Peki faktörünü seçerken nasıl yapmalıyız efendim? Öncelikle dedim ya hani cilt akneli mi, işte hassas mı, işte bir atopik dermatit bir durumu mu var, yoksa işte farklı bir komplikasyon var. Bunu bilebilmemiz için mutlaka bir doktordan, hekimden yardım almamız gerekiyor. Ama tabii nasıl seçmemiz lazım? Bu güneş kremlerinde işte cilt teninin durumu önemli. İşte 30 faktör, 45 faktör, 50 faktör diye gidiyor. İşte beyaz tenli, açık tenlilerin daha büyük faktörler kullanması, işte daha böyle esmer tenlilerin daha düşük faktör kullanması öneriliyor. Peki son zamanlarda bayanlar için renkli güneş kremleri de satılmakta. Siz önerir misiniz fondöten etkisi, kapatıcı etkisi olan güneş kremleri? İşte o bayanların ciltleri biraz daha hassas erkeklere ya da aynaya bakış açılarımız biraz farklı. Yani erkeklerin aynaya bakışıyla bayanların bakışı biraz farklı. Bayanlar daha ince yerleri görebiliyorlar. Fondöten etkili şeyler güneş kremlerinde çeşitli lekelenmeleri kapatabilmek için kullanılıyor. Olabilir ama mutlaka gene bir cildiyeciyle görüşmek gerekiyor.